Çiftlik yeniden benim olacak. Kemal de er geç bana dönecektir. Hapisteyken ne düşündüm biliyor musun? Eğer sen hayatımıza girmeseydin her şey bambaşka olabilirdi. O zaman abim ölmemiş olacaktı. Ve ben de Kemal'le tanışmamış olacaktım. Daha mutlu olacaktım. Neyse. Şimdi her şey olması gerektiği gibi olacak. Hayatımdan çıkıp gideceksin. Bir süre sonra da unutulacaksın. Sanki hiç olmamışsın gibi. Her şeyi ayarladım. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Issız bir sahilde bir tekne bizi bekleyecek. Hiç kimseye görünmeden sizi oradan kaçıracağız. Bütün bunları gerçekten seyri korumak için mi yapıyorsun Ekrem? Başka ne için yapabilirim ki? Bilmem. Ama seyre bu kadar düşkün olduğunu bilmezdim doğrusu. Seher benim kardeşim. Evet. Haklısın. Kardeşin. Yıllardır arayıp sormadığın kardeşin. Onu korumak için bana olan nefretini unutmana şaşırdım. Sana olan nefretimi asla unutmadım. Bana yaptıklarını da. Ben sana bir şey yapmadım Ekrem. Ha, öyle mi? Demek yapmadın. Ailemizin servetini tükettin. Kardeşimin hayatını mahvettin. Daha başka? O halde niye yardım ediyorsun bana? Gerçeği söyle Ekrem. Bırak bu palavraları. Seher için olduğuna inandıramazsın beni. Tamam. Haklısın Orhan. Bütün bunların Seher'le hiçbir ilgisi yok. İşte böyle. Hı? Ekrem'den yardım etmesini ben istedim. Eğer yakalanırsan seni kaçırtanın ben olduğumu söylemenden korktum. Hı. Anlıyorum. Demek sen de sonunda aşık oldun Ekrem, öyle mi? Senin aşık olacağına hiç ihtimal vermezdim ama. Ama anlaşılan halde aklını başından almış öyle. Haddini aşıyorsun. Ben hala Kemal'le evliyim. Ekrem'le de aramızda hiçbir şey yok. Peki. Halide senin ne iş yaptığını biliyor mu Ekrem? Demek bilmiyor. Ama olsun. Er geç öğrenecek sonunda. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey demek istemiyorum. Her zamanki gibi saçmalıyor işte. Haklısın Ekrem.
aslında bazı şeyler aile içinde sır olarak saklanmalı, öyle değil mi Ekrem? Siz aslında birbirinize çok yakışıyorsunuz, biliyor musunuz? Neredeyim ben? Korkma. Güvendesin Serap. Bu gece burada kalacağız. Yarın sabah yola çıkacağız. Lütfen kalkma, dinlenmen lazım Serap. Çekil, bırak. Serap kalkmaman lazım, hastasın, dinlenmen gerekiyor. Lütfen. Bak söz vermiştin. Kemal öldürmezsen benimle geleceğini söylemiştin. Evet. Sen de söz vermiştin. Ama sözünde durmadın değil mi Orhan? Onları öldürmeyeceğini söylemiştin. Seni asla affetmeyeceğim. Anladın mı? Çekil şimdi, bırak. Ve şuraya bırak vermiştin. Yatacaksın ve benimle yarın sabah geleceksin. Hayır! Çekil dedim, bırak! Çekil önümden. Seni bırakacağımı mı zannediyorsun? Ha? Çekil önümden halde. Kendine gel Serap. Ne biçim insanlarsınız siz? Ha? Ne istiyorsunuz benden? Ne istediğimiz açık değil mi? Hayatımızdan defol gitmeni istiyoruz. Bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi? Benden kurtulmak için her şeyi yaparsın. Yaparım. Yapacağım da. O hapisten nasıl çıktın bilmiyorum. Ama tekrar oraya gireceksin. Öyle mi? Nasıl olacakmış bu? Bu yaptıkların cezasını çekeceksin. Bedenini ödeteceğim sana. Serap. Sus kapıyı dedem! Serap ayağın iyi durumda değil. Bu halinle çok uzağa gidemezsin. Ver şu anahtarı. Saçmalama. Ver dedem! Sıkıcı mı olduğunu sanıyorsun ha? Seni kıvırdı başıma! Defol! Aşağı bak! Başıma ne geldi? Kapat çeneden geldi! Bırak oraya Ekrem! Şimdi Serap'tan özür dile Halide. Asla. Özür dile Halide! Özür dile Halide. Özür dilerim. Özür dilerim Serap. Özür dilerim Serap. Yalvarırım sana, bırak beni gideyim. Bak ben oğlumu çok özledim, onsuz yapamam. Yalvarıyorum, bırak bana. Bırak gideyim. Serap, sana bir söz verdim. Ve tutacağım. Paris'e yerleşir yerleşmez oğlumuzu da yanımıza alacağız. Söz. Bırak beni dedim. Bırak dedim. Bırak dedim sana. Oğluma gideceğim. Bırak. Orhan bırak beni. Serap. Yaklaşmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.